Sevgili dostlar merhabalar. Merak ettiklerimizden hepinize selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Merak edilen sorulara cevap bulmak adına ekranlarınıza, hanelerinize misafir oluyoruz inşallah. Bugün sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını cevaplandırmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından kıymetli hocam Doktor Zafer Koç Beyefendi ile birlikteyiz. Hocamızın ilminden istifade ederek sizlerin merak edilen sorularını cevaplandıracağız. Öncesinde hemen telefon numaralarımızı hatırlatalım istiyorum. 0312 alan koduyla 341-2040 nolu telefon numarası üzerinden yayınımıza katılıp sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Facebook üzerinden bizlerle bağlantı kurmak isteyen, sorularını, istek ve görüşlerini iletmek isteyen izleyicilerimiz için facebook.com/merakdost adresini kullanmaları yeterli olacaktır. Son olarak e-posta adresimizi hatırlatalım. Merak ettiklerimiz @dosttv.com. Bu adres üzerinden de bizlerle sorularınızı, programımızla alakalı istek ve görüşlerinizi mail vasıtasıyla da iletebilirsiniz. Sevgili dostlar, bizleri radyoları başından dinleyen aziz dinleyicilerimize de selamlarımızı iletiyoruz. Onların da merak edilen sorularını inşallah canlı telefon bağlantılarıyla ve diğer iletişim seçeneklerimizle cevaplayacağız inşallah. Sefalar hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, getirdiniz. Afiyettesiniz. Allah'a şükürler. Elhamdülillah. Efendim Bismillahirrahmanirrahim diyerek ilk sorumuzla başlayalım. Namazda aklımızı karıştıran vesvese olsun, diğer farklı şeyler olsun, nefsimizi terbiye edememizden mi yoksa farklı sebeplerden dolayı mı kaynaklanır demişler. Namazda tam olarak kendimizi nasıl vermeliyiz? Ya, örnek bir namaz nasıl kılınmalı? Bu noktada fikirlerinizi alabilir miyiz? Evet. Öncelikle seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Ekranları başında bizi seyredenlere. Hayırlı akşamlar olsun. Allah sağlık ve sıhhat versin. Seyircimiz elbette güzel bir soru ve geniş bir soru sormuş. Yani bu kapsamlı bir soruya maddeler halinde sayılarla, rakamlarla şu kadar şu kadar deme imkanımız yok. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Bir namaz kılıp da efendim hiçbir şeyin akla gelmeden her şeyle dört dörtlük olması ve mükemmel bir namaz yani %100'lük diyelim. Hı hı. Böyle bir namaz olması ideal namazdır. Yani bu ideal namaza ne kadar yaklaşabiliyorsun? Yani %99, %1 fire mi var? %50 hatta %1 bile yaklaşabiliyorsa insan neticede onu yapacaktır. Bu insanda ümitsizliğe ya da efendim karamsarlığa sebep olmaması lazım. Yani ben namazı efendim gereği gibi kılamıyorum, kendimi veremiyorum, o zaman ben yapmayayım gibi bir anlayış, böyle bir algı çok çok yanlış ve kesinlikle böyle bir şeyin aklımıza getirmememiz lazım. Bir atasözü var, der ki مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ. Bir şeyi tamdan, bütün olarak yani %100 elde edemiyorsan tümden terk edemezsin. Yani %1 bile kazancın varsa, yapabiliyorsan, onu başarabiliyorsan, namazda olsun, diğer ibadetlerde olsun, %1 bile bir derecedir, aşamadır. Hiç yapmamaktan. Bir diğeri hiç yapmıyor. Yani. Namaz hiç yapmıyor. Onun için %1'lik bile bir derece edebilmişse insan namazda ve diğer ibadetlerde, hepsinde de öyledir. Seyircimiz sadece namaz soruyor ama bu bütün ibadetler için geçerlidir. Diyelim sadaka için geçerlidir, oruç için geçerlidir. Yani biz orucu tutarken o orucun dört dörtlük bir oruç tutabiliyor muyuz acaba? Yani bizim günümüzde biraz karamsar bir tablo olacak ama bizim günümüzde tuttuğumuz oruçları eski dönem alimlerimiz, İslam alimleri, tabi'in dönemi ya da sahabi dönemi olsa bizim tuttuğumuz orucu oruç demeyecektir yani. Çünkü yalan mevcut, dolan mevcut, efendim kötü söz mevcut, küfür mevcut, kızma mevcut, şunlar şunlar. Yani oruçla bağlantısı olmayan, orucu zedeleyen bütün davranışlar mevcut. Ne yapacağız şimdi o zaman? Bunları yapıyoruz diye de oruç tutmamazlık. Oruç tutmamazlık da asla yapamayız. Onun için bu bir gayrettir, bu bir uğraşıdır, bir cehdtir. Namazı en iyi şekilde kılmak için gayret içinde oluruz. Ama aklımıza gelmiş, efendim atamamışız. Bunun da başka nedenleri var. İnsanı dünyalık işler eğer çok meşgul ediyorsa, dünyalık namaza gittiğinde namaza seccadeye durup kıbleye dönüp efendim namaza niyet ettiğinde o dünyayı bir kenara atamıyor.
bir kenara bırakamıyorsa dünya ağır basıyor demektir. Dünyanın meşguliyetleri çok fazla demektir. Kişi burada dikkat etmesi lazım. Samimiyet demek ki orada namaza karşı, kulluğa karşı samimiyet de bir kusur var demektir, eksiklik var demektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın "Ed-dinu en-nasiha" din nasihattir buyuruyor. Yani nasihat ne demektir? Samimiyet yani. Samimiyet. Biz namazı kılıyoruz. Kılarken elbette ki gönülden kılmamız lazım. Yani bizde sanki şu yanlışlık mevcut. Otomatiğe bağlanmışız. Kendi şahsım için diyorum. Yani başkalarını suçlamak adına değil de otomatiğe bağlanmış bir makine gibi yatıp kalkıyoruz. Yatıp kalkıyoruz ve böylece alışkanlık var ya, alışkanlık edindik. Artık namaz bizim için bir ibadet boyutundan ziyade ibadet boyutundan çıkmış bir alışkanlık haline gelmiş. İşte niyet ibadeti adetten ayırır. Yani niyetle biz namaz kılıyoruz. Ve o niyet ettiğimizde o namaz ibadet haline geliyor. Niyet etmezsek adet haline gelir. Evet, her halükarda niyet ediyoruz, namaz kılıyoruz ama biraz adet haline gelmiş. Yani alışkanlık. Bunu yani bir şey yaparak geçebilir miyiz hocam? Mesela namazda huşu eksikliği yaşayan bir birey olarak mesela ben buna şöyle bir çözüm bulmaya çalışmıştım bir dönem. İşte okuduğum Fatiha'yı, Zamm-ı Sure'yi, namazlarda rükuda, secdede yapmış olduğumuz tesbihatların manalarını öğrenip okurken de onları biraz daha düşünerek okuduğum zaman sanki biraz daha namaza kendimi verebiliyor gibiydim. Mesela izleyicilerimiz de bu şekilde yaparlarsa sizce de faydalı olur mu? Bu da bir yolu tabii ki mutlaka ve olması lazım. Yani kişi namazı kılarken o okuduğu Fatiha, nicelerimiz var mesela 30-40 yıl, 50 yıllık, 60 yıllık ömründe Fatiha'yı her bir rekatta Fatiha okunur malum. Bir günde 40 rekat kıldığımızda, 40 rekat kıldığımızda 40 defa yani başka zamanda okumasak sadece namazda okusak efendim günde 40 defa sadece namazda Fatiha okuyoruz. Bir günde bunu bir haftayla, bir ayla, bir yılla, 30 yıllık ömürle, 40 yıllık ömürle çarptığınızda binler yapıyor. Peki bu Fatiha'nın manası nedir diye sorduğumuzda birçoğumuz maalesef Fatiha'nın bile manası. Ama binlerce maalesef defa okumuşuz. Maalesef. Evet, dediğiniz gibi onun manasını bilmek Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi Allah'a dır hamd. Bu kadar. Yani zor bir şey değil. Ar-Rahmanir-Rahim. Türkçemizde de kullanıyoruz bunları. O Rahman ve Rahim'dir. Yani acır, şefkat eder, merhamet eder, lütufkardır gibi manasını bilsek elbette ki o manasını bilerek yaptığımız kıraatte namaza daha çok kendimizi veririz. Onun yollarından birisi de budur. Başka diğer sebeplerde işte dediğimiz gibi dünyayı çok düşünmek, dünya işini atamamak, bununla ilgili namazı anlamak, namazın manevi yönlerini anlatan kitaplar kesinlikle önemli olması lazım. Bir de bu bir eğitimdir, nefis terbiyesidir. Nefsi de bu yönde eğitmekte fayda var. Evet, teşekkür ederiz Zafer Hocam. Bir telefon bağlantımız var sevgili dostlar. Özlem Hanım İzmir'den bizleri aradılar. Alo. Alo, selamünaleyküm. Ve aleyküm selam Özlem Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim 3 sorum olacaktı hocama. Dinliyoruz efendim. Buyurun efendim. Birinci sorum, kutlu doğum haftası ne zaman ve ne yapılması gerekiyor kutlu doğum haftasında? Evet. İkinci sorum da benim eşim çok böyle küfür ediyor. Ben diyorum ki yani küfür etme, onların hakkına giriyorsun ama elinde değil yani yine ağza alışmış. Bunun için hani yapabileceğimiz bir şey var mı? Evet. Üçüncü sorum da ben cuma günleri çok önem veririm. Hani cuma günü Kur'an okurum, guslümü alırım, hani cumamı kutlarım. Bunun bana bir sebabı ecri nedir onu öğrenmek istiyorum. Evet. Yöneltelim inşallah Özlem Hanım'a sıhhat diliyoruz efendim. İzmirli kardeşlerimizi de sizin şahsınızda selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet ben hocam, de buyurun. Seyircimize Özlem Hanım'a teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz hafta, kutlu doğum haftası olması münasebetiyle o soruya biraz daha detaylı, ayrıntılı. Şöyle yapalım hocam, ben de öyle evet düşünüyordum. Sondan başlayalım, kutlu doğum sorusunu sona bırakalım. Olur. Biraz daha geniş açıklayalım son inşallah. Son sorusu neydi acaba? Cuma günü ben gusül abdesti alıyorum, Kur'an-ı Kerim okuyorum.
biraz daha önem veriyorum cuma gününe, biraz daha ibadet etmeye çalışıyorum. Bana bunun bir artısı fazlası olur kesinlikle mu dedi, bir hanımefendi gözüyle. Evet. Şimdi mezhebimizin birisinde, yani zahir mezhebinde cuma günü yıkanmak farzdır. Enteresan bir şey. Evet. Yani cuma günü mutlaka kişi yıkanması, yani gusletmesi lazım zahir mezhebine göre. Diğer mezheplerimize göre tabii ki oradaki hadis-i şerif burada bir en azından haftalık bir defa en azından bir temizliği öngörüyor. Yani sünnettir. Hı hı. Onun için bir Müslüman cuma gününe hürmeten, cuma gününün kutsiyetine binaen temizliğini yapsa, guslünü yapsa, efendim tırnak kesimidir, efendim saç kesimidir, diğer beden temizliklerini yaparak cumaya hürmeten böyle bir şey yapsa kesinlikle tabii sevap kazanacaktır ve o haftalık temizliğini gerçekleştirmiş olacaktır. Ama temizlik haftada bir günle de sınırlı değil tabii. Cumaya hürmeten, cuma günü hürmeten bunu yapmışsa tabii ki sevap kazanır. Evet, teşekkür ederiz. İkinci sorusu, eşim küfür ediyor. Bunun önüne geçemiyoruz. Ağız alışkanlığı olmuş artık. İnsanlara küfür edip onların haklarına giriyor. Bu noktada nasıl bir tedbir almalıyız ya da yapılması gereken ayrı bir şey var mıdır? Tavsiyelerinizi alalım inşallah. Evet, bu bir eğitim terbiyesi. Terbiye eğitiminden geçmesi lazım. Nice kişiler var, ağzına sahip olamıyor ve ağzından sürekli bu şekilde kötü sözler, günah sözleri ortaya çıkıyor. Şunu bilelim, ağzını günaha alıştıran bir kişi bir anda bu kötü sözlere alışmadı, zaman içinde alıştı. Yani onun bir süreci var. Belki çocukluktan itibaren. Ama bir şekilde başladı. Yavaş yavaş ve artık diline yerleşti. Bunun da atılması bir anda efendim lamba, elektrik lambasına basıp da lambayı yakmak ya da söndürmek gibi bir anda olmaz. Yani bunun da terk etmesi yine bir süreçtir, bir aşamadır. Aşama aşama bunu da kendisi terk etmeyi niyet edecek. Yanında birisi kendisini uyaracak. Efendim mesela kendisine ceza verebilir. Ben işte şu kötü lafı söylediğimde ne diyelim işte bir fakire işte 5 lira vereceğim diye kendisine ceza versin. Neticede o günahı terk etmek kolay bir şey değil. Alışkanlık haline gelmiş. Yani. Ve yılların orada izi var. Onu terk etmek için hem kendisi iradesine sahip olmalı hem de yakınından mesela eşinden, hanımefendiden yardım almalı. Kendini cezalandırmalı, efendim kendisini bu şeye zorlamalı. İnşallah terk edecektir. Yeter ki istesin, arzu etsin. İnşallah. Biz de temennimiz de o noktada evet. Zaten. Bütün kardeşlerimiz kutlu doğuma gelirsek, gelelim hocam. Şimdi kutlu doğum, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın malumunuz, doğumunun seneyi devriyesidir. Yani onun doğumunu biz onu anarak, onu anlatarak ve anlayarak, onunla ilgili bilgiler, onun getirdiği din hakkında, vahiy hakkında bilgi sahibi oluyoruz. 1989 yılına kadar televizyonlarımızda, radyolarımızda mevlüt şeklinde, dualar şeklinde, hatimler şeklinde programlar yapılırdı. 89'dan itibaren Hicri takvim, yani 12 Rebiül Evvel diyoruz ya Süleyman Çelebi'nin mevlidinde, 12 Rebiül Evvel ayı nicesi diye geçen cümlede Rebiül Evvel ayının 12'sinde doğmuştur Hicri takvime göre. Başkanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığı o tarihi esas alarak 12 Rebiül Evvel ayında, 12 Rebiül Evvel'de o haftayı kutlu doğum haftası olarak kutladı. Ancak bu malumunuz Ramazan'da da olur, diğer şeylerde Hicri takvim öbür takvime göre evet, 11 gün öne gelir. Bu sürekli hareket edince kaygan, sürekli. Diğer haftalarla çakıştı. Kışa denk geldi. Yaza denk geliyor. Efendim ne zaman hangi hafta mesela diyelim ki diğer haftalarla çakıştığı zaman bir karmaşa oluyor. Resmi protokolde de efendim kutlarken iç içe geçiyor. Neticede başkanlığımız 1994 yılında yani 94 yılından itibaren miladi takvim esas almıştır. 12 Rebiülevvel miladi takvime göre 20 Nisan'dır. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu 571 yılının 12 Rebiül Evvel ayı, Rebiül Evvel ayının 12'si 20 Nisan'a denk gelir. Başkanlığımız burayı sabitlemiştir. 20 Nisan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günüdür. 14-20 arası
Kutlu doğum haftası olarak kutluyoruz. Demek ki 94'ten günümüze kadar, 2016'ya kadar kaç sene olmuş? 22 senedir başkanlığımız bu haftayı kutlu doğum haftası olarak kutluyor. Bu da aynı şekilde Resmi Gazete'de 2010 tarihli hatırladığım kadarıyla Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Devletin de resmi protokolünde kutlanacak, tatbik edilecek, idari amirlerin hepsinde iştirak edeceği bir program haline gelmiştir. Bu hafta vesilesiyle dediğim gibi Hocam, peygamberimizin... Şöyle yapalım, oraya bir virgül koyalım. Çünkü benim bu konuyla alakalı sormak istediğim bazı şahsi sorular da var. Bir telefon bağlantımız var, akabinde tekrar dönelim. Hayır efendim. Bir telefon bağlantımız daha var sevgili dostlar. Hüseyin Bey, Ankara'dan telefon attığımızda. Alo. Alo, merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birkaç sorum var namazla ilgili. Buyurun. Geçmiş kaza namazlarını kılarken, yani günlük şu anda atıyorum 20 rekat kaza olarak. Evet. Sünneti normalde mesela öğlenin sabah namazı 2 rekat. 2 rekatın sünnetini mi kılacağız yoksa arkadan mı kılacağız kazayı? Nasıl yapacağız kazalar yaparken? Öncesinde mi yoksa sonrasında mı kılacağız diye soruyorsunuz. Doğru mu? Evet, evet, evet. Vakit normal vakit namazdan önce mi sonra mı diyorsunuz yani? Değil mi? Vakit namazlarını kılarken sünneti terk edip farza niyet mi edeceğiz yoksa ayrıca mı kılacağız? Kılmamız gerekiyor. Peki efendim. Anlaşıldı Hüseyin Bey, sıhhat diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Hocam hemen bunu cevaplayalım ama kutlu doğumu bitirelim. 94 yılından itibaren başkanlığımız miladi takvimi esas alarak 22 yıldır bunu kutluyoruz. Bu kutlamalar 9 Nisan'da Diyanet İşleri Başkanımız bu Eskişehir yolunda Ato binasında muhteşem bir açılışla açılış yaptı, haftanın açılışını. Tabii daha önceden yapılıyor çünkü 14 Nisan'a kadar o zaman süreçte bazı şeyler engel oluyor. 10 Nisan'da da Fransa'da, Strasbourg'da, Avrupa'da bu açılışı yaptı. Şimdi benim merak ettiğim şey şu hocam. Mesela geçen senenin teması, benim yanlış hatırlamıyorsam, kardeşlik ve birlikte yaşama ahlakıydı. Bu senenin teması gelin birlik olalım diye bir tema. Yani kutlu doğum haftasını biz kutlarken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sadece hatırlamalı mıyız? Yoksa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yoğun bir şekilde hatırlayıp o hatırladıklarımızı da yıl içerisinde hayatımıza tatbik etmek için bu haftayı bir fırsat mı bilmeliyiz? Yani sadece gül dağıtımıyla, seremonisiyle sonlandırılmalı mı? Ya da işte hadis kartelasının dağıtımıyla evet. Sonlandırılmalı mı? Yoksa o haftadan bir şeyler alıp hayatımıza yansıtmalı mıyız? Tabii o görüntüler burada, o dış görüntüler, şekilsel olan yönler gaye değil, amaç değil. Onlar amaç değil. Esas oradaki içeriydi. Yani zarfa değil, mazrufa bak demişler. Evet. Zarf mektubu muhafaza eder. Ama oradaki esas önemli olan zarfın içidir. Başkanlığımız da her yıl belli bir günden belirlerken Diyanet İşleri Başkanımız ve başkanlığımız personeli birimleri o yılın en önemli gündemi nedir? Yani ne olsun? Bunun üzerinde ciddi manada mütalaalar, düşünceler, tefekkürler geliştirilir. Ondan sonra ona göre. Yani bu seneki gündem tevhid ve vahdet. Evet. Şöyle baktığımızda bu başlığın günümüzle yaşadığımız olaylarla çok isabetli olduğunu görebiliyoruz. Niye? Bakıyorsunuz efendim dünyada bu kadar parçalanmış, bölünmüş, kan akan, efendim zulüm gören, yani işte aklımıza gelebilecek her türlü olumsuzluklar İslam dünyasında mevcut maalesef. Ya bu nedir? Bölünmüşlük ve parçalanmışlığı gösterir. Bunun karşılığı nedir? Tevhiddir, vahdettir, birliktir yani. Çok isabetli bir başlık. Daha önceki senelerde başka konular vardı. Komşu hakları vardı, merhamet vardı, birlikte yaşama vardı. Mesela 2010 yılında Hazreti Peygamber ve Kur'an'dı. Evet. Mesela niye o seçilmişti? 2010, vahyin gelişi 610 başlangıcı. 610'dan 2010'a ne ister? 1400 sene ister. Yani vahyin başlangıcının 1400. senesi anısına Efendimiz ve Kur'an-ı Kerim işlenmiştir, incelenmiştir. Ve bu da bu dediğiniz gibi sadece bir gülle, efendim bir görüntüyle, işte alkışlamayla falan
bu haftanın geçirilecek bir hafta olmadığı o malumumuz. Yani şey, ben şunu söylemek istedim aslında hocam. Belki bazılarımız yanlış anlamış olabilirler. Başkanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu noktadaki çalışmaları ciddi manada takdire şayan çalışmalar. Benim sadece izleyici boyutuyla ya da işte o konferans salonlarındaki panellere katılan insanlara söylemek istediğim şey şu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha iyi tanıyabilmek için bu haftalar, evet, bizim için bulunmaz, eşsiz fırsatlar. Yani buradan aldıklarımızı yılın geri kalan 355 gününe böyle bir sirayet ettirmemiz. Evet. O bir hafta haricinde ya işte Peygamber Efendimizle alakalı hadis-i şerifleri bu haftadan sonra da gündeme getirmeli, gündemde tutmalıyız. Doğru mu anlıyorum? Mutlaka, ben? Mutlaka. Yani şimdi burada mesela bazı kardeşlerimizden şu şikayeti duyarım, duymuşumdur. Var mı işte İslam'da böyle bir hafta, işte Peygamber Aleyhisselam'ın doğum gününü kutlamak, doğum günü kutlamak caiz mi hocam mesela? Yani olay çok farklı boyutlarda. Biz burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun mesajını, yani vahyi bir hafta yoğun bir şekilde. Evet. Nitekim hocalarımız, biz de katılıyoruz Türkiye'de. Mesela yakın, yeni geldim mesela ben de dışarıdan. Oradaki insanların katılımı, oradaki dinlemeleri, o insanlara anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle olması gereken bir şey. Hatta bu etkinlikleri daha da farklı boyutlara çekerek. Biz cezaevlerine de gidiyoruz. Yani bu hafta vesilesiyle. Hastanelere gidiyoruz bu hafta vesilesiyle. Yani kim cezaevini ziyarete ya da hastaları ziyarete, kim olumsuz bakabilir? Ya bakılabilir mi yani? Ya kimse hastaları ziyaret etmek bu vesileyle. Efendim, fakir ve muhtaçlara bir şeyler götürebilir. Bunlar kötü diyebilir miyiz? Yani kutlu doğum budur yani bizim için. O dinin o şeylerini vatandaşa daha çok ulaştırabilmek, daha çok anlatabilmek ve daha çok o insanların dini hassasiyetlerini geliştirebilmektir. Onun için önemli bir hafta ve son derece değerli bir hafta. Kardeşimiz eğer imkanı varsa mesela İzmir'den aramıştı değil mi? Evet, İzmir hocam. Müftülüğümüzün hem il bazında hem de ilçelerin hepsinde. Mesela ben önceki senede İzmir'de gittiğimi söyleyebilirim. İzmir'in 4-5 ilçesinde ayrı ayrı yerlerde müthiş bir vatandaşın gerçekten ilgisi, alakası var. Kardeşimiz o toplantılara katılsın. Kesinlikle istifade edecektir. Orada bir kelime bile kendi namına hisse sahibi olursa kazançlı olacak. Evet. Cenab-ı Hak inşallah bu haftayı en güzel şekilde yaşayanlardan ve ders alanlardan, evet, anlayanlardan inşallah eyler bizi. İnşallah. Hüseyin Bey'in sorusuna geçecek olursak kıymetli hocam, kaza namazlarımızı kılarken mesela ben şunu anladım biraz ama revatip sünnetleri terk edip yerine kaza namazı kılabilir miyiz? Ya da sünnetleri kıldığımız takdirde düşünürsek sünnetlerden önce mi yoksa sonra mı? Farz namazından sonra mı? Nasıl kılmalıyız kaza namazı? Ben de anladım ama farklı. O zaman ikisine cevap verin. Buyurun hocam lütfen. Öncelikle şunu belirtelim ki kaza namazı mazeretten dolayı namaz kılınamamışsa bunun altını çizelim. Çünkü bazı hocalarımız bunun altını çizmeyince, düz konuşunca vatandaş anlamıyor. Mesela vatandaş diyor ki hocam işte bir hoca duydum televizyonda, işte kaza namazı yok dedi. Kaza namazı olmaz dedi. İşte hoca bunu anlatmaya çalışıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mazerete binaen Hendek Savaşı'nda şiddetli ve yoğun bir çatışma olduğundan, Hendek'e geçmek isteyen o ahzap, yani hizipler, yani o müşrik grubu Hendek'e geçmek için uğraştılar. Hendek'e geçtiği zaman Müslümanların arasına dalacaklardı. Yoğun bir şekilde nöbetle namazlarını kaçırdılar. Yani can tehlikesi vardı, ciddi bir tehlike vardı. Namazlarını kılamadılar. Peygamberimiz de beddua etti onlara. Bizi dedi namazdan aldınız, namazdan alıkoydunuz diye. Efendimiz bu namazı kaza etmiştir. Bu mazeretten dolayı. Şimdi mazeretsiz terk edilirse, mazereti yok adamın. Namaz kılmıyor ama. Sonra diyor ki ben namaz kılmak istiyorum. Bunun kazası olur mu olmaz mı? Problem burada. Yani kaza namazı olmaz diyen hocalarımız bunu kastediyorlar. Mazeretsiz bir şekilde namaz kılmamışsa onun kazası olmaz anlamında söylüyorlar. Eyvallah. Ama ehl-i sünnetin, yani alimlerimizin çoğunluğunun görüşü şudur ki mazeretsiz olsa da mazeretliye kıyasla
Yani mazeretle terk eden bir adam namazını kaza ediyorsa, mazeretsiz terk etmişse namazı ne yapacak? Bu da kaza etsin demiştir alemlerimiz. Yani Allah kabul eder inşallah. İnşallah. Allah'ın lütfu keremi vesilesiyle. Onun için mazeretsiz dost, eğer kazaya kalmışsa namazımız, yine de bir ümit. Bakınız, mazeretlilere kaza namazı var kesinlikle. Mazeretsizlere var veya yok. Yani olay çok kritik, ciddi ve yani tehlikeli yani. Ha, var diyerek Allah'ın rahmetini umup, bekleyip kazasını kılsın. Ama bilsin ki mazeretsiz olarak terk etti ve bunun kitapta doğru dürüst tam manasıyla yeri de yok yani. Mazeretsiz kazaya bırakanın. Şimdi namazı ne zaman kaza yapabiliriz? Namazı o üç belirli vakit vardır malum. Kerahat güneş vakit, doğarken, tabii. Güneş tam tepedeyken, zevalden önce, yani öğle namazından bir 10 dakika azami 15 dakika önce güneş tam tepededir. Bir de akşam güneş batarken, batış anında namaz kılınmaz. Hiçbir namaz kılınmaz. Kaza da kılınmaz efendim, diğer namazlar da kılınmaz. Şimdi kardeşimiz bu üç vaktin dışında istediği zaman kaza namazı kılabilir. Ama bir vakit namazı efendim, diyelim ki şimdi akşam namazı okunacak birazdan. Akşam ezan okunacak. Namaz okunmaz, ezan okunur. Vakit girdi, ne yapayım diyor. Yani benim anladığım sorudan. Önce akşam namazını mı kılayım? Yoksa kazasını mı yoksa kılayım? Önce bir geçmişten bir kaza kılayım, ondan sonra akşam mı kılayım? Her ikisi de olur ancak burada hakkı olan nedir? Vakit namazıdır. Vakit namazını kıl. Sonra kaza. Özellikle ve öncelikle sorun olduğumuz o vakit namazıdır. Vakit namazını kıldıktan sonra kaza namazını kılarız. Vakit namazının farzını kıldım, sünneti var. Farzla sünnet arasında kazayı koyabilir miyim? Koyabilirsin. İstersen eyvallah, sünnetinden sonra kıl. Yani kaza namazı için çok dar bir, belirli bir sınır yok. Dediğimiz gibi üç vaktine dikkat et. Üç vaktin dışında istediğin kadar kaza namazı kılabilirsin. Bir de şu şekilde anlayabilirdik. Acaba sünnetleri kaza yapabilir miyiz? Vaktin namazının sünnetlerini. Bunu yapmayalım. Yani öğlen yani namazının bu, ilk dört sünnetini terk edip öğlen terk namazının ediyor, kazasını kılmayalım diyoruz. Evet. Yani öğlen namazının ilk dört rekat sünnetini, yani bütün bir günde 12 rekat sünnet kılıyoruz. 12 rekat kaza namazı kılıyor beyefendi. Şimdi burada bir etik açısından bir uyumsuzluk var. Nedir o? Ben geçmişte namaz kılmamışım, günah işlemişim, hata etmişim. Şimdi telafi etmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Ahlaki olarak o hatamı telafi etmek için doğru dürüst kılmam lazım. Ne diye sağa sola saldırıyorum Allah aşkına? Niye vakit namazlarının beş vaktin sünnetini bozuyorum? Ben hatam geçmişte kılmamam. Doğru dürüst adam gibi kılmaktır onun kazası. Yoksa vakit namazının sünnetinden oradan buradan çalarak kaza namazına çevirmek hoş değil. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Gayet açıklayıcı oldu. Oruçla alakalı bir şey var. Bir kimse tutamadığı oruçlardan dolayı ahirette nasıl bir ceza görecek demişler. Yani ahiretteki... Bunu kestirebilmek mümkün mü acaba? Kestirebilmek çok zor. Çünkü şimdi ceza olarak değil de biz mükafat kısmına bakalım. Yani seyircimiz tabii endişe ediyor ama ben ona mükafat kısmını söyleyeyim. Kendisi cezadan kurtulsun. Buyurun hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde kıyamet dediği insanlar çağrılacak. Namaz kılanlar namaz kapısından çağrılacak. Ey namaz kılan gel, sen bu kapıdan gireceksin. Namaz kılanlara ait özel bir kapı. Artık nasıl bir kapı, nasıl süslenmiş efendim, dünyanın altınına, gümüşüne veya ziynetine benzemiyordur. Ama muhteşem ya da nasıl bir kapı, mutluluk duyacak o kapıdan içeri girdikten evet, sonra. Tabii ki. Burası namaz kılanlar mi? Kapısı oradan geçer. Efendim bir kapı vardır diyor orada, zekat verenler. Ey zekat verenler gelin bu kapıdan geçin. Zekat verenler o kapıdan geçecek. Efendim kurban kesenlere gelin bu kapıdan geçin. Bilmem şunu yapan bunu. Oruç tutanlara da diyor, ey oruç tutanlar şu kapıdan geçin. O kapının adı da Reyyan kapısıdır diyor Peygamberimiz. Reyyan kapısı. Yani diğer kapıların da hepsinin ismi var. İşte oruç kapısı, namaz kapısı, zekat vesaire.
Hazreti Ebu Bekir bu sözü duyduğunda dedi ki ey Allah'ın Resulü, bir adam bunların hepsini yapmışsa, ben soracaktım yani, hocam. Namaz da kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hac etmiş, etmiş. Peki hangi kapıdan çağrılacak? Efendimiz diyor ki ben umuyorum ki sen o kapıdan hepsinden çağrılacak birisisin diye. Hazreti Ebu Bekir'i taltif ediyor ve Ebu Bekir'in de Efendimiz'in de bir o üstünlüğünü ya da o faziletini ortaya koymuş oluyor. O kapıların her birisinden geçilmesi kişinin zor olmayacak. Yani son derece kolay. Her birisinin tek tek geçirir Allah'a. Yeter ki o kapılardan çağrılalım yani. Yeter ki o kapılardan olsun. Şimdi seyircimize dönersek, orucu terk eden ne tür cezaya çarptırılacak yerine, orucu yapan, orucu tutan Reyyan kapısından girecek. Reyyan kapısından girecektir. Biz ona bakalım. Terk ettiklerimiz varsa kaza ederiz. İnşallah Allah merhametiyle muamele eder bize. İnşallah. Bizde yeter ki ne olsun efendim? Samimiyet olsun. Samimi olduktan sonra geçmişteki hatalarımızı biliyorsak zaten telafi ederiz efendim. Telafi ettiğimizde o bizim samimiyetimizi gösterir. Hatta kişi samimi olarak geçmişteki yapmadığı ibadetleri yapmak için niyet ettiği zaman, bakınız niyet ettiği andan itibaren o ibadetleri yapıyor olur. Eğer ömrü yetmeden vefat etmiş olsa onları telafi etmiş sayılır. Niyetul mu'mini hayrun min amelihi. Ne muhteşem bir ifade. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Bir alimimiz der ki çünkü niyette riya yoktur, amelde riya vardır. Yani müminin niyeti her zaman amelinden daha hayırlıdır. Eyvallah. Çünkü niyette riya yok, gösteriş yok. Amelde ise gösteriş olabilir. Evet, teşekkür ederiz. İnşallah hep birlikte Reyyan kapısından cennete girenlerden oluruz diyerek bir telefon bağlantımız daha var sevgili dostlar. Abdullah Bey, Danimarka'dan bizleri aradılar. Alo. Selamünaleyküm Furkan Bey. Ve aleyküm selam Abdullah Bey. Hoş geldiniz efendim. Ya sorunu sormadan önce Furkan Bey, programınız çok güzel. Yönetim ve konuşun, bir saate yükseltin bunu. Yani bir saate çıkartmanızı istiyorum yani. İnşallah efendim. İnşallah kanal yöneticilerimiz de eminim bizi izliyorlar şu anda. Bu çağrınıza da kulak vereceklerini düşünüyorum. Sorum şu hocamıza. Hocam aslında bilinçli bir şekilde soruyorum ben. Yani sünnet ve farz bizim halkımız tarafından anlaşılmış durumda değil yani. Sünneti farz olarak algılıyorlar. O da çok geliyor. Çok gelince bu sefer farzı da terk ediyorlar. Yani yapan hepsini yapıyor, yapmayan da hiç yapmıyor. Yani bu öncelikle insanlarımızı ibadete alıştırmak açısından yani farzlara tutunmasını öğretsek, sadece öğlenin mesela işte sünnetleriyle rekatlara 10 rekat. Ben şunu anlıyorum Abdullah Bey. Yani siz diyorsunuz ki ya bir gence 10 rekat hadi öğlen namazını kıl dediğimiz zaman biraz korkarak bakıyor işe, yorulacağını düşünüyor. Hayır, ya da nefsine ağır geliyor. Başımdan geçti Furkan Bey. Öğrendikten sonra bir tane kardeşimize internette ben farzları öğrettim. Dedim ki 4 rekat farzını kıl. Hatta etteyyatı, salli barik, Rabbena'yı da bırak dedim yani. Selamını ver çık. Ondan sonra bir hafta sonra beni aradı. Abi dedi ben dedi sünnetlere de başladım. Yani götürdük işi. Yani şimdi farzlara tutunmasını öğretelim bir. Ondan sonra zaten seviyorsa Allah ona namazı da, orucu da, zekatı da, yani abdesti de sevdiriyorsa muhakkak, sünnetlerini de o zaten muhakkak yapar. Zaten sünneti yapmak zaten bir mutluluk. Mutluluk olduğu için Furkan Bey, yani gerçekten benim yeğenlerim de var yani, yapmıyorlar. Yani ağır geliyor. Yöneltelim Abdullah Bey. Buyurun. Tamam. İnşallah o teala. Yani hocamız farzla sünnetin arasında fark kalmasın. Yani insanların sünnetten sorumlu olmadığını anlatsın. Yani ben istiyorum ki yani bir farza bir tutunalım. Oldu. Hayırlı yöneltelim. Sıhhat diliyoruz efendim. Sorunuz için teşekkür ediyoruz. Bütün gurbetçi kardeşlerimize sizin şahsınızda selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar. Hocam yani problem şu aslında. Yani genç birine yıllarca namaz kendisine farz olduktan sonra uzun bir süre namaz kılmayan birine ciddi manada hadi 10 rekat öğlen namazı ya da 13 rekat yatsı namazıyla birlikte bitirir namazını kıl dediğimiz zaman belki nefse ağır gelebiliyor. Ama hani bu demek değildir ki, ben kendi fikrimi söylüyorum. Sünnetleri kılma. Önce 4 rekat öğlenin farzını kıl, sonra ikindinin 4 rekat farzı, sonra akşamın 3 rekat. Peki ya sonra sünnetleri hiç kılmazsa? Değil mi? Burada da bir problem var. Tabii. Nasıl önüne geçmeliyiz? Yani bu dengeyi nasıl korumalıyız? Evet.
Ya ben de Abdullah kardeşimize teşekkür ediyorum. Ya güzel izah etti. Fevkalade iyi bir niyet ve samimi bir duyguyla, düşünceyle sözünü ifade etti. Mesela buna benzer olarak Ramazan'da Ramazan ayı 30 gün olarak, 29-30 gün olarak oruçla sorumluyuz. Ramazan ayı 30 günü tutarız. Hı hı. Ramazan ayının dışında da pek oruç tutmayız. Birçok kesimde. Evet. Tutanlar tabii ki Perşembe, Pazartesi orucu tutar. Efendim o Dolunay yani Kamer. Var ama tutanlar çok az. Çok az. Yani. Haftanın belli günlerini kendisine adet edilmiş. Ama halkın geneli itibariyle oruç nedir? Ramazandır yani böyle bilinir. Halbuki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 3 aylarında içindeyiz. Recep Şaban ayında. Şaban ayında daha çok. Recep ayında da. Çok çok oruç tuttuğunu. Bunu yapan kardeşlerimiz var. Bunu da sünnet olarak bilirler. Yani bu sorumlu değil bundan. Herkes farz olarak sorumlu değil. İlahi bir emir değil. Peygamber Efendimizin bir sünneti olarak biliriz ve o şekilde inanırız. O şekilde yaparız. Aynı şey namaz için değildir böyle. Yani vatandaş geneli namaz kılmak dediğinde şu aydı mı? Sabah namazı kaç? 4 rekat der. Bir bütün olarak düşünüyorlar. Bir bütün olarak. Sünneti farzı ayırmaz mesela. Öğle namazı kaç rekat? 4, 4, 2, 10. Böyle bilir. Yani öğle namazı 10 rekattır. Halbuki 4 rekattır öğle namazının farzı. Diğerleri sünnettir. Yani namazda bu ayırdımı yapmayız daha çok. Ama oruçta mesela yaparız. Mesela zekatta zekat farzdır. Ama zekatın dışındaki günlerde birçok sadakalar verilir mesela. O sadakalar nedir efendim? Nafile, tatavu şekliyle bir şekilde fakir, fukaraya verilen şeylerdir. Evet, kardeşimiz güzel söylüyor. Elbette ki önce alıştırmak için namazın farzı şu kadar, şu kadar, şu kadar. Ha buna sünnetler de eklersen Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın da hoşnutluğunu. Biz mesela Ramazan ayına başlamadan önce Recep Şaban'da Efendimiz niye oruç tutmuştu? Niye bizim için sünnettir? Düşününüz ki biz ne yapıyoruz? O hatayı işliyoruz genel olarak. Hiç oruç tutmuyoruz nafile olarak. Ve bir anda yarın Ramazan başlıyoruz oruç tutmaya. 30 gün. Nefse de ağır geliyor. Nefse ağır gelir ve vücut o alışkanlık. Yani bunu ben biraz kaba bir benzetme olacak ama bir arabaya benzetirim. Arabaya bindiğinizde, çalıştırdığınızda motor böyle bir kendisini toparlar önce. Ve yola çıktığınızda motor ısınmadan yüzü geçerseniz yazık edersiniz motora. Ya hararet yapar araba. Ya ne yapacaksınız? Önce biraz süreceksiniz. Yani şimdi arabada vitesi 1, 2, 3, 4 hemen hızla yaptığınızda ne olur araba? Yazık olur arabaya. Boğulur araba. Hararet yapar. Tabiri caizse sünnetler bizi Ramazan'a farza, hazırlıyor. Farza yani ya bir namaza. Aylık Ramazan'a ısındırıyor bizi. Vücut yumuşuyor. Ve Ramazan'a geldiğimizde biz sıfırdan ilk defa o senede oruç tutuyor olmuyoruz. Daha önceden tuttuk ve ondan sonra da artık tam olarak 4-4 yani 30 günü tamamını tutmak için. Onun için mesela dikkat ederseniz namazlarda farzından önce sünnet vardır. Bu nedir efendim? O kadar önemli, o kadar güzeldir ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o farzlar Allah'ın emridir tamam. Ama o sofraya konan temel bir yemek var. Bir de sofrayı süsleyen diğer neler vardır? Yine bir kaba bir benzetme var ya. Garnitür çeşitleri vardır. Evet. Salatasıdır, efendim tuzudur, salçasıdır vesaire vesaire. Sadece temel yemeği yediğinizde karnınız doyar. Ama onun etrafına o şeyleri koyduğunuzda ne olacak efendim? Yani yemek i̇şte ayrı işte. Belki. Yani bu sünnetler de budur. Süsler. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Farzları süsler. Şöyle diyebilir miyiz muhterem hocam? Vaktimizi biraz açtık. Yönetmenimiz kızıyor bana eminim ama. şimdi hiç namaz kılmayan ya da hiç oruç tutmayan birine. Evet. Bunun farz olduğunu, şunun da sünnet olduğunu evet. ifade etsek. Mesela Ramazan ayının öncesinde Recep ve Şaban aylarında sünnet oruçları işte sizin anlattığınız gibi Ramazan'a bir hazırlık maksatlı gibi düşünerek ifade etsek. Farzın da mahiyetini anlatsak, tıpkı namazda da bu şekilde namazda da ifade aynı. Ederek ama sen bunları yapamıyorsan önce farza da başla diyebilir miyiz peki? Tabii. Şimdi sünnetler ağır geliyorsa alışana kadar
sen hiç olmazsa farzları yap. Hatta biz ne diyoruz yani? Beş vakit namaz kılamayan bir adama ne diyoruz? Bir vakitini kıl, bir vakit kıl. Yeter ki kıl. Yeter ki bir vakit ol. Yani beşte birini yaptın. Beşte iki, beşte üç. Neticede beşte beş olacak yani. Evet. Tabii ki. Tabii. İnşallah. İnşallah. Efendim çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. İlminizden istifade fırsatı tanıdığımız bizlere. Mevla sizden razı olsun inşallah. Ben de seyircilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. Sevgili dostlar, programımızın sonuna geldik. Yayın süresi içerisinde sizlerin merak edilen dini sorularına cevap bulmaya çalıştık. Yarın söz verdiğimiz saatte Dost TV ekranlarında ve Dost FM radyosunda tekrar buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Merak ettiklerinize daima doğru cevap bulmanız dileğiyle. Hayırlı akşamlar efendim.